Power Stage bu haftada en renkli görüntülerle otomobil ve motor sporları dünyasını ekranlarınıza taşımaya devam ediyor. 2020 FIA Dünya Rally Şampiyonası 4. yarışı Estonya'da isim. Castrol Ford Team Türkiye takımı VRC Türkiye Rally'si testi. Özlem Uludağ'la anılara yolculuk. Can Okan'dan kopilotluk hakkında merak edilenler. Ve en güncel haberler bu hafta Power Stage'de. Power Stage her salı ve perşembe 20'de, her cumartesi 11'de Power TV'de. Rally Şampiyonası 6 ay aradan sonra tekrar Estonya'da start aldı. Monte Carlo, İsveç ve Meksika rallilerinden sonra pandemi nedeniyle durdurulan Dünya Rally Şampiyonası tamamen bilinmez bir sürece girmişti. Hatta bu sene uzun bir aradan sonra yapılacak olan Safari Rally'si pilotları çok sevindirse de Safari dahil yaklaşık 10 rally takvimden ayrıldı. Ancak promotörün yoğun görüşmeleri sonucu başta Türkiye olmak üzere birkaç ülke daha şampiyonanın yapılması için çaba gösterdi. Hem Ott Tanak'ın hem de Estonya Federasyonu ısrarları sonucu sürpriz bir kararla Estonya Rally'si takvime girdi ve 4-6 Eylül tarihlerinde bu yarış yapıldı. Çok sıkı sağlık tedbirleri arasında başlayan yarışta Cuma günü yapılan konsantrasyon etabını Sebastian Ogier'e kazanırken ikinci Ott Tanak oldu. Cuma günü yapılan 1,5 kilometre uzundaki seyircisiz seyirci etabını da Sebastian Ogier ve Esa Pekalapi aynı zamanda tamamlayarak rally'e iyi bir başlangıç yaptılar. Bu kısa etabın klasmanı ise şöyle oluştu. Birinci Esa Pekalapi, ikinci Sebastian Ogier, Ott Tanak üçüncü oldu. Estonya Rally'si cumartesi sabahı 20 kilometrelik ikinci özel etap ile başladı. Cumartesi sabahı çok güzel bir havada, çok keyifli bir şekilde başlayan rally'de ilk etapta Kalle Rovanperä en iyi zamanı yaparak sürpriz bir şekilde liderliğe yükseldi. Greg Breen ikinci olurken Elefant Evans üçüncü oldu. Günün ikinci, yarışın üçüncü etapında ise Kalle Rovanperä lastik patlatarak yaklaşık 30 saniye kaybetti. Bu durumda Greg Breen liderliğe yükselmeyi beklerken Ott Tanak'tan gelen muhteşem bir atakla kendini üçüncülükte buldu. Yarışın dördüncü etabı olan Otepa adeta bir resital alanıydı. Hem pilotlar hem de izleyiciler Otepa'dan büyük keyif aldılar. Kaygan zemini, uzun geniş virajları, yüksek zıplamaları en iyi geçen yöresel kahraman Ott Tanak oldu. Neuville ikinciliği korurken Craig Breen üçüncü oldu. Beşinci etapta ise Sebastian Ogier'e en iyi zamanı yapmasına karşın liderlik ve ilk üç değişmedi. Sadece bu en iyi zamanla Sebastian Ogier dördüncülüğe yükseldi. Rally'nin öğleden sonraki ilk etabında Sebastian Ogier en iyi zamanı yaparken rally lideri Ott Tanak ikinci en iyi zamanı yaptı. Bu etapta Elefant Evans'ın sol arka lastiği patlayınca bir hayli zaman kaybetti. Aynı etapta sağ arka tekerleği kopan Terry Neuville ise etap sonunda yarışa veda etti. Güney Estonya'da geçen rallyde son derece keyifli ve hızlı olan Otepana'nın ikinci geçilişinde Craig Bean en iyi zamanı yaparken Ott Tanak ikinci, Kalle Rovanperä üçüncü zamanı yaptı. Bu sonuçla klasmanda bir değişiklik olmadı ancak seyirciler bu etabın keyfine doyamadılar. Cumartesi gününün son iki etabında sürpriz bir gelişme olmadı ve Ott Tanak günü lider olarak tamamladı. Estonya Rally'sinin 3. gününde ilk özel etapta Elefant Evans en iyi zamanı yaparken Kalle Rovanperä 2. Ott Tanak 3. sırada yer aldı. Bir gün önce yarış dışı kalıp pazar günü süper rally yapan Terry Neuville ise son sırada yerini aldı. 12. özel etapta ise Pierre Loube yarışa veda etti. O
13. etapta Japon sürücü Taka taklayı atınca o da yarış dışı kaldı. Etapta en iyi zamanı Calero ve Pera yaparken Tanak, Brain, Ogier sıralaması değişmedi. 20 kilometrelik son derece hızlı ve kaygan olan 14. etapta Sebastian Ogier en iyi zamanı yaparken klasmanda bir değişiklik olmadı. 15. özel etapta ise çekişme tüm hızıyla devam etti. Thierry Neuville son sıraya düşünce kendini ve aracını fazla zorlamadı. Bu bir nevi power stage için lastik koruma taktiğiydi. Son 5 etapta hep sonuncu zamanları yaparak power stage'in startına neredeyse yepyeni lastiklerle geldi. İlk 16 etap bittiğinde Sebastian Ogier 4, Calero ve Pera 4 ve Ott Tanak 3 etap kazandı. Craig Breen 2, Thierry Neuville, Sapeka Lappi ve Elephant Evans birer etap birinciliği elde etti. 17. ve son etap olan Wolf Power Stage yarışın kaderini belirledi. Klasman değişmezken Calero ve Pera Power Stage'i de kazandı ve böylelikle etap birinciliğini 5'e çıkarttı. Ott Tanak'ın kazandığı yarışta Craig Breen 2. Sebastian Ogier 3. oldu. Şimdi gözler 2 hafta sonra yapılacak olan Barbaros Rally'sine çevrildi. Tüm motorsporu severlere Barbaros Rally'sine bekliyoruz. Hemen sol 4, dar açma 10. Castro Ford Team Türkiye ekibi VRC Rally Türkiye için hazır. Power Stage ekibi olarak biz de Castro Ford Team Türkiye ekibinin ilk toprak testini izlemek için davetliydik. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle uzun süre ara verilen motor sporlarına Cumhurbaşkanlığı ve Spor Bakanlığı'nın onayıyla yeniden start verildi. Herkesin sabırsızlıkla beklediği VRC Rally Türkiye ayağı 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Marmaris'te motor seslerinin yeniden dağlarda yankılanacak olması hepimizi mutlu etti. Castro Ford Team Türkiye son hazırlıklarını tamamladı ve takıma yeniden katılan pilotlarla birlikte sahaya indi. 2020 Türkiye Rally Şampiyonası'nın ilk ayağının koşulacağı Marmaris'e hazırlık olması açısından takım İstanbul Bergarat Ormanı'nı tercih etti. Marmaris'teki yarış toprak zeminde koşulacağından ve takımın merkezine yakınlığından dolayı test için en uygun yerin Belgrad Ormanı olduğunu düşünen takım direktörü Serdar Bostancı test tercihini buradan yana kullandı. Castro Ford Team Türkiye çatısı altına bu yıl kimler katıldı bir göz atalım. Aslında takımın pilotları tamamen yenilendi. Takımı gençleştirme ve yeni yeteneklere şans verme parolasıyla 2020 sezonuna başladılar. Öyle ki takımda 2014, 2015 ve 2019 Türkiye Rally Şampiyonu olmuş bizlerin sürekli genç pilot Murat Bostancı diye anlattığımız ki bize göre halen genç, takım pilotluğu koltuğunu kendisinden daha genç olan Ümitcan Özdemir'e devretti. Murat Bostancı bundan böyle yeni yetenekleri keşfedecek, onları eğitecek ve Türkiye'ye yepyeni gencecik pilotları kazandırmak için çalışacak. Peki Murat Bostancı bundan sonra yarışmayacak mı? Erken jümle mi yaptı? İşte bu soruların yanıtını henüz biz de bilmiyoruz. 18-20 Eylül'de gerçekleşecek VRC Rally Türkiye Marmaris ayağında sorularımızın cevabını alacağız. Uluslararası yılın motoru ödüllü EcoBoost motora sahip 4 çeker Fiesta R5 ile 2019 Rally Şampiyonası sezonunda genel klasmanda mücadele eden Castro Ford Team Türkiye pilotu Murat Bostancı ve deneyimli co-pilotu Onur Vatansever, Türkiye Rally Şampiyonası Pilotlar Şampiyonluğunu sezonun son yarışı Bursa Rally'si öncesinde garantileyerek şampiyon olmuştu. Belgrad Ormanı'ndaki testte gördüğümüz kadarıyla Murat Bostancı bu sene takım pilotlarının gelişimi için onlarla çok yakın bir çalışma içerisindeydi. Uzun yıllar Türkiye ve Avrupa'da elde ettiği tecrübe ve bilgilerini şimdi de takımın diğer pilotlarına aktarmak için çalışıyordu. Bakalım Murat Bostancı Marmaris'te bizlere neler anlatacak? Hep birlikte göreceğiz.
İşte şimdi karşınızda takımın yeni pilotları. İlk önce geçtiğimiz yılın genç pilotlar şampiyonu Ümitcan Özdemir'le başlıyoruz. Ümitcan bu yıl Murat Bostancı'dan boşalan koltuğu devraldı. Son yıllarda iki çeker sınıfında Fiesta R2T otomobiliyle arka arkaya şampiyonluklar elde eden Ümitcan Özdemir sonunda beklediği dört çeker otomobiline bu yıl kavuştu. Ford Fiesta R5'in koltuğuna ilk kez sezon başı testinde oturan Ümitcan Özdemir bizlere güzel görüntüler verdi. Yan koltuğunda ise tecrübeli yardımcı pilotu Batuhan Memiş Yazıcı yer aldı. Geçen yıl Yağız Avcı koçluğunda pistlerden rally parkurlarına inen genç pilot Ali Türkkan gösterdiği performansla ilgi çekmeyi başarmıştı. Özellikle sezonun son yarışına Fiesta R2 ile girerek çok başarılı sonuçlara imza atarak dikkatleri çekmişti. Ali Türkkan'ı Borusan Otomotiv Motorsport pilotu olarak tanımıştık. Pistte harika sonuçlar alarak kısa zamanda ismini duyuran genç yetenek daha sonra kariyerine rally ile devam etmek istedi. Yağız Avcı'dan büyük destek alan Türkkan onun tecrübelerinden çok şey öğrendi ve bugün o da Castrol Ford Team Türkiye ekibinin resmi takım pilotu oldu. Bu yıl yeni otomobili Ford Fiesta Rally 4 ile yarışacak ve yanında yardımcı pilotu Onur Aslan olacak. Fiesta Rally 4, Uluslararası Otomobil Federasyonu FIA'nın bu yıl yeni başlattığı iki çeker sınıfı olan Rally 4 sınıfının en güçlü otomobili gibi görünüyor. Ali Türkkan da yeni otomobilinin koltuğuna ilk kez sezon başı testlerinde oturdu. Takımın şampiyon pilotu Murat Bostancı da test boyunca Ali Türkkan'la birebir çalıştı ve hem sürüş hem de otomobilin ayarları konusunda tecrübelerini genç pilota aktardı. Takımın diğer iki yeni pilotunu da aslında tanıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl Fiesta R2T ile Genç Pilotlar Klasmanı ve Fiesta Cup'ta mücadele eden Emre Hasbay, bu yıl aynı otomobille takımın resmi pilotu olarak yarışacak. Uzun yıllardır Hasbay ismini motor sporlarında duymuştuk. Bundan böyle de duymaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Emre Hasbay bu sezon Candaş Uzun'la yarışacak. Castro Ford Team Türkiye'nin bir diğer çiçeği burnunda yeni genç pilotu da yine bilindik bir soy ismi taşıyor. Motor sporları camiasında babalar ve oğulları grubuna bir ekip daha katıldı. Yıllarca Serdar Bostancı'nın yarıştığı dönemde ezeli rakibi olan, sonra takımında pilotluk yapan, hatta oğlu Murat Bostancı'ya koçluk yapan Adnan Sarıhan'ın oğlu Can Sarıhan da geleneğe uydu ve yeteneğini ispatlayarak Castro Ford Team Türkiye ekibinin genç pilotu oldu. Serdar Bostancı ve takım her zaman olduğu gibi yine gençlerin önünü açtı ve Türkiye'ye pırlanta gibi yeni gencecik pilotlar kazandırdı. Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında bu yıl ayrıca 8 ekip daha yarışıyor. Şimdi bu ekipleri tanıyoruz. 80 ve 90'lı yıllarda sahneleri ve ekranları dolduran başarılı dans grubunun baş dansçısı Levent Şapçılar, o yıllarda sahne ismi Levent Ceylan olarak bilinen ünlü sanatçı, 2000'li yıllarda motor sporlarına merak sardı ve bu tutkusunun giderebileceği en doğru adresi aramaya başladı. Sonunda aradığı adresi buldu ve Serdar Bostancı'nın garajının kapısını çaldı. Son 2 yıldır Teknik Motorsport hazırladığı Fiesta ST ile yarışarak güzel neticelere imza attı. Bu yıl çıtayı biraz daha yükselterek Fiesta R1T'ye geçiş yaptı. Geçen yılda takımda yarışan Ali Hakan Kerci, Soner Çevik ikilisi de bir vites yükselterek Fiesta R1T'ye geçen isim oldu. Geçen yıl istikrarlı performanslarıyla dikkatimizi çeken ekip, yarış bitirme istatistiklerinde oldukça başarılıydı. Bu yıl oldukça çekişmeli bir grupta yarışacak olan ekip Marmaris'i heyecanla bekliyor. Geçtiğimiz yıl Fiesta ST ile izlediğimiz Özcan Söke de otomobilini yenileyenler kervanına katıldı. Bu rekabette ben de varım diyen Özcan Söke bu yıl oldukça iddialı. Ford Fiesta R2'ye geçerek iki vites birden yükselten Söke, Marmaris bu yıl beni yenemeyecek dedi. Geçen yıl mekanik sorun yaşamış ve yarış dışı kalmıştı. Bu sene tecrübeliyim, hem rakiplerimi hem de çete belliği yeneceğim dedi. Takımda geçen yıl olduğu gibi bu yıl yine Eytan Halfon, Sedat Bostancı'yı Ford Fiesta R2T ile izleyeceğiz.
eski efsane pilotlarımızdan Macit Gür'ün oğlu Mert Gür ve yardımcı pilotu, programımızın da yönetmeni ve eski efsane co-pilot Can Ünlü'nün oğlu Ege Can Ünlü'yü de takımın çatısı altında izleyeceğiz. Mert Gür, Ege Can Ünlü ilk yarışa başladıkları yıl Range Koçubey Kupası kategori 1 birinciliğinin sahibi olmuştu. Mert Gür genç yaşına rağmen iyi bir sporcu. Motor sporlarına tutkuyla bağlı. Otomobil sporları haricinde motocross da yapıyor. Geçtiğimiz yıl genç pilotlar sınıfında Fiesta R2 ile mükemmel performans ortaya koyan Ant Sunman son yarışta şanssızlık yaşamış ve şampiyonluğu kaçırmıştı. Bu yıl yine takımda aynı otomobille yarışacak ama bu sefer yan koltuğunda tecrübeli yardımcı pilot Özden Yılmaz'ı izleyeceğiz. Son olarak Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında çok genç bir pilotu daha izleyeceğiz. Yine eski efsane pilot Kerem Üstünkaya'nın oğlu Üstün Üstünkaya'da geçtiğimiz yıl edindiği tecrübeleri bu yıl kullanarak şanssızlığına son vermek istiyor. Marmaris'te kendi garajları Parkour Racing'den servis desteği alarak yarışacaklar. Sevgili seyirciler, bu bölümümüzde Castrol Ford Team Türkiye ekibini tanımaya çalıştık. Haftaya VRC Marmaris ayağında ekibi yeniden izleyecek, yorumlarımızı bir sonraki programımızda sizlerle paylaşacağız. Power Stage şimdi sıradaki konuyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Haftaki teleröportajımızın konu Özlem Uludağ Gülcan. Uzun yıllardır rally parkurlarında gördüğümüz bayan sürücü Özlem Hanım, bakalım bizim sorularımıza nasıl cevap verecek. Özlem, bize ilk yarışını kısaca anlatabilir misin? Can abi selamlar. Öncelikle hepimize otomobil sporlarını sevdiren programının 1500. yayını kutlu olsun. Nicelere nasip olsun inşallah. Bana da böyle bir imkan sağladığın için sana ve Power TV ailesine teşekkür ederim. İlk yarışım rahmetli amcam adına düzenlenmiş Kemal Uludağ rallisiydi. Onun yarıştığı otomobili kullanmak benim için hem ayrı bir heyecan hem de ayrı bir onur vesilesiydi. Adı geçmişken amcamı anmak da isterim. 90'lı yıllarda bu işi çok profesyonelce yapmaya çalışan, o dönemde otomobili için Çekoslovakya'ya gidip parça alacak kadar istekli, o yıllarda ilk kez örnek üretimini gördüğü Octavia'dan çok güzel bir yarış otomobili olurdu diyecek kadar ileri görüşlü. Her zaman limitlerini zorlayan, şimdi sizin röportajlarınızda da hatırladığımız gibi hep güler yüzlü bir spor severdi. Bu vesileyle de onu hem de camiamızın aramızdan ayrılmış bütün kıymetli isimlerini rahmetle anıyorum. Şimdi de ilk başarı sevdasından dinleyelim. İlk başarım Ankara'da düzenlenen tırmanma yarışında aldığım ikincilikti. İlk tırmanma yarışım olmasına ve çok heyecanlı olmama rağmen yarışı bitiriyor olmak ve kupamı da eşimden almak benim için çok değerli bir anıydı. Özlem, asla unutamayacağın yarış hangisiydi? Unutmadığım yarış 2019 Kocaeli Rallisi. Çünkü o yarış sonucuna göre Türkiye Rally Şampiyonası Kadın Pilotlar birinciliğini puantaj olarak garantilemiştim. Yarış çok güzel, çok keyif aldığımız bir yarış oldu. Batuhan'la ilk kez yarışıyoruz, bundan sonra da beraber yarışacağız. Bunca sene yaptığın spor içinde en sevinçli anını da senin ağzından dinleyelim. 2019 Yeşil Bursa Rallisi finişinde de tüm ailemin ve arkadaşlarımın önünde birincilik kutlamam benim en büyük sevincimdi. Son etaplar oldukça keyifli fakat kırıcıydı. Çok eğlendik, çok keyif aldık. Birazdan TAG'a çıkacağız. Arkasından da Türkiye Kadın Pilotlar Şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Motorsporlarıyla tanıştıktan sonra ilk yarış kazan ne zaman, nerede oldu? Nasıl bir kazaydı? Bu kazadan sonra neler hissettin? Ben hem co-pilot hem pilot olarak maalesef kaza yaptım. Co-pilot olarak eşimle önce çıktığımız Sixth Rally'sine takla atmıştık.
pilot olarak da 2019 Ege Rally'sinde herkesçe malum ama benim ilk kez geçtiğim meşhur köprüler üstüm. Herhalde en sevdiğin yarış otomobili şu anda kullanmakta olduğun Nissan Micra. Sevdiğin otomobilinde de bize biraz anlatabilir misin? En sevdiğim otomobil garajımızda bulunan ve bir gün mutlaka yarışmak istediğim Lancia Delta Integrale. Motor sporlarında her zaman finişe gelinmiyor. Zaman zaman yolda kalınıyor. Zaman zaman ufak tefek kazalar oluyor. Herhalde bunları da yaşadın ve en üzüldüğün yarış hangisiydi? Yine Eger Ailesi diyeceğim. Çünkü sponsor desteğiyle başladığım sezonun ilk yarışında kaza yapmak beni oldukça üzmüştü. Bunca senelik yarış hayatında hiç unutamadığın anın hangisi? 2018 City Trail'in seyirci etabı. O etabı geçtikten sonra normal etap boyunca seyircilerim ve yarışmacı arkadaşlarım alkışları benim en unutmadığım anılardan bir tanesi. Peki son sorumuz, en çekindiğin rakibin kimdi ve de neden? En çekindiğim rakibim benim hata yapmama neden olacak hırsım. Bayan pilotumuz Özlem Uludağ Gülcan'a çok teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki motor sporları yaşamında başarılar diliyoruz. Senin aracılığınla Power TV, Power Stage ve tüm seyircilerinize çok çok teşekkür ederim. Yol notu pilotun kopilotuna yazdırdığı şekilde tüm viraj karakterleri, düzlükler, tepe arkaları gibi yolun özelliklerini belirten karakterlerdir. Bunları kopilot, pilotun arzu ettiği tempoda ve pilotun gidişine senkron olarak okumakla yükümlüdür. Burada en önemli şey, bir yol notunu kaçırmamak ki tüm yol boyunca güvenli bir seyir sağlamak açısından çok önemli ve pilotla mümkün olduğunca senkron gidebilmek. Sağ 1 tepe sol 1 20 sol 1.5 tepe sağ 1.5 ve sol 1, ara sol 1.5, sağ 2.5. Organizasyon tarafından belirlenen parkurun yol notları, roadbook tabir edilen yolun hangi sapaktan sapılması, nereli, hangi güzergahın izlenmesi gerektiğine ilişkin notlar bizim tarafımızdan öncelikle geçiliyor. Özel etaplarda ise tek tek tüm virajlar, tüm düzlükler, tüm tepeler ve tepe arkaları tek tek karakterine göre adlandırılarak notlar çıkartılıyor. Bu notların neticesinde de optimum sürat ve optimum emniyeti sağlamaya çalışıyoruz. Toyota'nın Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA ile birlikte geliştirdiği uzay aracına Lunar Cruiser yani Ay Yıldızı ismi verildi. Geliştirilen bu uzay araştırma aracı Toyota'nın hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzayda yol alacak. İnsanların aklında kolayca kalacak bir isim olan Lunar Cruiser, Toyota'nın kalitesi, dayanıklılığı, güvenirliği ve her şartta yenilmez karakterinde ünlenen Land Cruiser modelini gönderme yapıyor. Land Cruiser'dan ilham alan Lunar Cruiser, Ay yüzeyinin zorlu ortamında sorunsuz bir keşif imkanı sağlamak üzere geliştiriliyor. Toyota ve JAXA ortak girişimiyle geliştirilen ve 2029 yılında Ay'a gitmesi hazır hale getirilmesi planlanan uzay aracının 2020'li yılların ortasında tanıtılması bekleniyor. Bununla birlikte her teknolojik parçalı ve prototip Ay aracının üretimi için çalışmalar da bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar arasında simülasyonların kullanımı, sürüş sırasında ısı dağılımı, performansı, prototip lastiklerin değerlendirilmesi, sanal gerçekliğe kullanımı ve Lunar Cruiser'ın kabininde yer alacak ekipmanların düzeni için tam ölçekli modeller kullanılıyor.
Opel E-Rally Kupası için yeni takvim. Alman Otomobil Kulübü ADAC organizasyonunda gerçekleştirilen Opel ile anlaşmalı E-Rally Kupası için yeni takvim açıklandı. Organizasyonda yarışmacıların kullanacak olduğu yeni Opel Corsa E-Rally otomobillerin teslimatı Ekim 2020'den itibaren gerçekleşecek. Otomobiller Kasım 2020'de Sulinger Rally'sinde test edilecek. Puan ve para ödüllü dünyanın ilk elektrikli tek marka Rally Kupası ise 2021 ilkbaharında başlayacak. Rally tutkunları 136 beygir gücündeki Opel Corsa E-Rally aracını 2020 serisi içinde gerçekleştirecek olan test ve tanıtım etkinlikleri kapsamında parkurlarda görebilecek. Opel Motorsport ekibi geliştirdiği iki rally test aracını farklı yol koşullarında teste tabi tutuyor. Corsa E-Rally otomobillerinin Ekim 2020'den itibaren teslim edilmesi planlanıyor. Alman Otomobil Kulübü Motorsport Direktörü Thomas Voss yapmış olduğu değerlendirmede ADAC Opel E-Rally Kupası takvimini tekrar düzenledik. Çünkü bu yıl test ve yarış için planlanan etkinliklerin çoğu gerçekleşemedi. Yarışçılarsa sadece yeni bir otomobil ile değil, aynı zamanda yeni bir teknoloji ile de tanışmak zorundalar. O nedenle iyi bir hazırlık sürecine ihtiyaç duyuyorlar. 2021 yılı içinde ilkbahar ve sonbahar arasında 8 etkinlikten oluşan normal bir sezon planlıyoruz şeklinde konuştu. Opel Motorsport Direktörü ayrıca şunları ekledi. ADAC Opel E-Rally Kupası hazırlıkları devam ediyor. Özel etaplardaki ilk gerçek testler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Üstün sürüş özelliklere sahip olan Corsa E-Rally hem seyirciler hem de sürücüler için eğlence vaat ediyor. Önümüzdeki yapacağımız resmi start için şimdiden çok heyecanlı izledi. Bizler de ilk elektrikli rally kupasını heyecan ve merakla bekliyoruz. Pit girişinde kalmıştı. Yeniden başlayan yarışta Leclerc Mesher parabolika virajında kaza yaptı. Ardından kırmızı bayrakla yarış durduruldu. Power Stage bu hafta burada sona eriyor. Haftaya yepyeni konularda görüşünceye dek hoşça kalın.